Başkent Kulisi devam ediyor. İlk bölümde biraz Kuzey Irak'ı konuştuk, referandumu konuştuk. Orada önemli Türkmen liderlerden Türkmen Danışma Meclisi Başkanı Profesör Doktor Ümit Akkoyunlu vardı, konuğumuzdu. Şimdi ikinci bölümde yine çok değerli bir konuğumuz var. Enerji Piyasaları ve Politikalar Enstitüsü Başkanı Doktor Sayın Volkan Özdemir var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tabii sizin konunuz biraz hem enerji alanı hem Rusya uzmanısınız. Aynı zamanda bölgeyi de çok iyi yakından takip ediyorsunuz. Ben önce tabii konu güncelken ve bir önceki konuğumuzda Kuzey Irak'ı konuştuğumuz için ben onu sormak istiyorum. Ne görüyorsunuz önce tabloyu bu referandum sonrası ve Irak, Türkiye, İran birlikteliğinden önemli bir sonuç çıkacak mı bölge için? Bunları soracağım, bir genel olarak bir değerlendirme alırsak sizden. Yani Çok sevinirim. genel değerlendirme hani anlık gelişmeler üzerinde değil de daha çok jeopolitik, daha yapısal sorunlar üzerinden bence yapmak, bu konuyu ele almak Buyurun. çok daha sağlıklı bir bakış açısını beraberinde getirecektir. Şimdi tabii IKBY'nin bu vakte kadar gelişimi, özellikle Soğuk Savaş'ın bitmesi, 90'lı yıllar, işte programda daha önce konuşuldu, çekiç güç hataları vesaire. Geldiğimiz noktada 2003 yılında Amerika'nın Irak'ı işgali ve ondan sonraki başka bir kırılma noktası olan 2008-2009 gibi Amerikan askerinin Irak'tan büyük ölçüde çekilmesi, Obama'nın gelmesiyle birlikte. Fakat bunun yerine başka bir planın bölgede devreye sokulması ve ondan sonra Türkiye'nin yaptığı hatalara başka hataların eklenmesi, birikmesi. Şimdi bunları değerlendirdiğimde özellikle son 10 yılda ben ciddi anlamda bölgemizde, güney sınırlarımızda büyük hatalar yaptığımızı düşünüyorum. Suriye buna dahil, Irak buna dahil. Hatırlayın, 10 yıl öncesine dönelim. 2007 itibariyle Türkiye'nin Kuzey Irak'a müdahalesi konuşuluyordu. Evet. Yani sınır ötesi operasyon konuşuluyordu. Barzani'ye karşı Türkiye böyle bir müdahaleye girişebilecek mi diye bir tartışma vardı. 2007'nin sonunda o Dağlıca baskınları, ondan önceki ve sonraki süreç. Dikkat edin, aynı vakitlerde başlayan Ergenekon, sonra Balyoz operasyonları derken Türkiye 2007 sonu itibariyle neredeyse 10 yıl önce Kuzey Irak politikasını tekrar değiştirdi ve Barzani'yi dost görmeye başladı. Irak-Kürdistan bölgesel yönetimini son 10 yılda destekledi, büyüttü. Yani ondan önceki yaptığı hatalar bir yana, özellikle son 10 yılda biz destekledik, büyüttük. Bir başka kırılma noktası 2013 yılının içerisinde ve sonlarında ilk önce çerçeve sonra da çeşitli enerji anlaşmalarının, petrol ticareti, gaz ticareti, petrol boru hatları gibi bir takım enerji anlaşmaları serisinin yapılmasıydı. Ki bu bence hepsinden de daha önemliydi. Çünkü coğrafi olarak IKB'ye açık denizlere yer alamayacağı için her ne kadar işte böyle bir büyük Kürdistan projesi olsa da bunun ilk ayağı Kuzey Irak düşünülse de bunun açık denizlere çıkışı olamayacağı için komşuları üzerinden bir açılım isteniyordu. Suriye ile durum ortadaydı. Esad rejimi 2011'e kadar hakimdi ülkenin doğu sınırlarına. Sonrasında zaten karışıklık meydana geldi. Güneyinde Kürtlerle Araplar arasında, Kürtlerle Türkmenler arasında büyük sorunlar vardı. Böyle bir çıkış yoktu. İran oldum olası soğuk baktı Barzani'ye. Şimdi böyle bir durumda Türkiye tek çıkış olarak görüldü. Ve dediğim gibi 2008, daha sonra 2013 enerji anlaşmaları derken biz orada kendi elimizle Kuzey Irak'ın büyümesine, iktisadi olarak büyümesine yol açtık, sebebiyet verdik. Enerji anlaşmalarının önemi şu: 2014 yılına kadar, yani bu anlaşmalar yürürlüğe girene kadar Irak'ın tüm petrol gelirlerinin, burası önemli, sadece bölgenin değil, Irak'ın bütün petrol gelirlerinin ihracatından %17'lik bir Erbil payı vardı. Bağdat Erbil'i kaçakçılıkla suçluyordu. Erbil bu %17'nin verilmediğini iddia ediyordu. Biz böyle bir ortamda yaptığımız anlaşmalarla Bağdat'ı bypass ettirerek Erbil'i Ankara üzerinden, Türkiye üzerinden ve 1973 yılında başlayan, 2010 yılında tadilatı olan Irak-Türkiye veya bir başka deyişle Kerkük-Ceyhan boru hattı, ham petrol boru hattını Erbil'e kullandırtarak bir yeni sayfa açtık. Ve o yeni sayfa neticesinde iktisadi olarak bugün siyasi bağımsızlık arayan Erbil yönetimi iktisadi olarak Türkiye'ye bağımlı hale geldi. Çünkü Türkiye üzerinden ilk başta işte 100 bin varillerle başladı. Şu anda 650 bin varile kadar günlük çıkış var.
bu şekilde hesaplarsak, bu şekilde durumu ele alırsak toplam bir 650 bin varilde petrol fiyatlarının tekrar 60'a dayanmasıyla birlikte 12-13 milyar dolarlık bir gelirden bahsediyoruz ki bu da işte zaten Erbil'in kendini devam ettirmesi için aradığı bütçedir. Erbil'in, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin iktisadi olarak neredeyse bağımsızlığını Bağdat'tan kazanmış bu yönetimin toplam gelirlerinin %85'i bu boru hattı yani üzerinden yapılan petrol ihracatıdır. Şunu mu diyoruz? Irak büyümesine çok izin vermedi ama Türkiye boru hattını açarak, yani kaçak petrol dediğimiz o yolları açarak şu anda Erbil'in aslında bu süreçte bu kadar güçlenmesine sebep oldu mu diyoruz? Tabii biz elimizde, yani söylediğim gibi 90'lı yıllardan itibaren başlayarak. Peki bu doğru muydu, yanlış mıydı? Şimdi bence şöyle yanlıştı. Biz bir kere şu hatamızı kabul edelim. Geçmişte yanlışlar yapıldı ama ben görüyorum ki son haftalarda hükümet de, Türkiye'nin diğer kurumları da bu yanlıştan dönmeye çalışıyor. Bu konuda da tabii ki geçmiş eleştirilir ama geleceği de konuşmak lazım ve artık birlik olma vakti bu konuda. Hayati bir dönüm noktası, çünkü gelinen nokta şu açıdan yanlıştı. Bakın bence niye yanlıştı. Birincisi, gayri hukuki, gayri meşru bir şey yaptık. Bizim Irak'la yaptığımız anlaşma değil, yaptığımız başka bir anlaşma. Bir devlet, başka devlet olmayan bir örgütlenmeyle anlaşma yaparak oraya iktisadi olarak tabii işte kendimize bağlayalım düşüncesi de hüküm sürmüş olabilir. Yalnız şunu gözden kaçırdık. Biz ne zaman ki 2008 sonunda Irak'tan Amerikan askerleri çekilirken içeride Ergenekon balyoz operasyonlarını gördüysek, 2013-14'te de tam da artık Suriye'de kritik aşamaya geçilmişken, Bağdat'la Erbil'in arası kopma noktasındayken Erbil'e can suyu verdik ve kendimiz büyüttük orayı. Orayı Türkiye büyüttü. 90'lı yıllardan itibaren yapılan hatalar silsilesiyle büyüttü. Şimdi şu düşünülebilir. Bazı iktisadi menfaatleri de olabilir bunun Türkiye'ye. Bunun karşılığında işte bazı sahalara bizim şirketlerimiz orada ortak oldu. İşte ya da inşaat firmaları falan oldu. Türkiye oraya yılda 7-8 milyar dolarlık ihracat yapıyor. İnşaatları Türk şirketleri yapıyor. Bu tarz iktisadi menfaatler söz konusu olabilir. Ama sizin burada yaptığınız ticaret Türkiye ile söz gelimi İspanya arasındaki bir ticaretten bahsetmiyorsunuz. Yani İspanya'nın Türkiye'den ileride bir toprak isteme, böyle bir projeye dahil olma gibi bir durum mu var mı? Hayır, yok. O zaman orada ticareti konuşalım. Ticaret nasıl arttırılır, nasıl azaltılır, ne yapılır, bunu konuşalım. Fakat sizin orada desteklediğiniz unsur, Barzaniye'de başka yapılanmalar ne yaptılar? İktisadi olarak büyüdüler, güçlendiler. Onlarca petrol şirketini dünyanın büyük kartellerinin arasında olduğu, en son Rosneft'te, ondan önce Exxon, Chevron gibi Amerikan kartelleri oraya çektiler. Ve bir yandan da siyasi olarak bağımsızlık fikrini sürekli beyinlerinde yaşadılar. Ve haritalarında da Büyük Kürdistan'ı göstererek sizin ülkenizden toprak bir nevi talep etme noktasına geldiler. Belki onu şu anda dile getirmiyorlar ama böyle bir projenin olduğu herkes tarafından açık bir şekilde biliniyor. Gidişatın o yönde olduğu biliniyor. Gidişat bu yöndeyken referandum da zaten bunu istiyor, bunu soruyor oradaki halka. Bağımsızlık istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Şimdi buradan bakınca tamam, biz bu iktisadi olarak fırsatları oraya verdik, karşılığında bazı çıkarlar edindik ülke olarak diyelim ama siyasi olarak şimdi düşünelim, Kandil bu bölge içerisinde, değil mi? PKK'nın yuvası üssü, Talabani kısmında daha çok. Herhangi Kandil'e karşı bir müdahalede bulundular mı? Hiç. Hayır. Hatta yol açtılar. Yol açtılar. Peki Kandil yetmiyormuş gibi bölgenin batısında, Suriye sınırında ikinci bir PKK yuvası olan Sincar, Şengal bölgesi oluşmadı mı? Oluştu. Peki bölgeden sürekli olarak Türkiye'ye PKK'nın, çok daha farklı konular var orada ama, saldırıları karşısında bir destek alabildik mi? Şu ana kadar görülmüş somut bir destek yok. Peki o zaman biz burada neyi destekliyoruz? Yani 30-40 tane büyük firmanın veya orta ölçekli firmanın ihracatı mı mesela? Yani Türkiye üzerinde, Türkiye'nin hamiliğinde bir Kürdistan yaratıldığı iddiaları var. Hani acaba bizim kontrolümüzde Amerika bu bölgede bir devlet kurmaya çalışıyor. İşte buna başka devletler de dahil olmaya çalışıyor ama Türkiye hamiliğinde bu gerçekleşirse bütün bu karşı argümanlar yerle bir olur düşüncesi konuşuluyor. Erdem Bey, zaten temel yanılgı burada. O Türkiye hamiliği lafının ben altını çiziyorum. Yani Barzani'nin, Talabani'nin, PKK'nın
bize en yakın gözüken bu zamana kadar Barzani'nin siz Türkiye'nin mi yoksa İsrail ya da Amerika'nın hamilinde mi olabileceğini düşünüyorsunuz? Yani eğer zaten Türkiye'nin sözünü dinleyecek diye bir bakış açınız varsa bu referandum niye yapıldı? Evet. Şimdi mesele o değil. Mesele zaten söylem analizleri de değil. Birincil kaynaklardan bakış açıları da değil. Şimdi birinci kaynaklara baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri referanduma karşı. Amerika Birleşik Devletleri sürekli Irak'ın toprak bütünlüğünden bahsediyor. Ben bunu bir yıl önce katıldığım programlarda açıkça söyledim. Dedim ki bakın Trump'ın gelmesinden sonra tekrar İran karşıtı bir politikaya Amerika dönecek. Trump'ın gelmesinin, Clinton'a gelmesine nazaran Türkiye'ye karşı daha olumlu etkileri var. Ama bu konuda tekrar İran karşıtına döneceği için Kuzey Irak bağımsızlığa doğru gidecektir. Ben bunu bir yıl önce söyledim. Onu da çeşitli enerji şirketleri ve bu arkalarındaki planlar üzerinden anlatmaya çalıştım. Ve o da yetmiyormuş gibi tabii Kuzey Irak yönetimi de akıllıca oynadı. Bu yılın başlarından itibaren ve en son Haziran'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda Rus şirketi, Rus Milli Petrol Şirketi Rosneft'i de orada sahalara ortak etti. Petrol ticaretine ortak etti. Ön ödeme yoluyla. Bu şirketlerin kimlere satıldığını, nasıl örgütlenmelere gittiklerini ve hangi politikaları icra ettiklerini bir başka programımızda anlatmıştık uzun uzun. Hatta biraz izleyicilerimizi sıktık galiba yani konuya aşina olmayan insanlar ama çok önemli. Şimdi söylem o. Fiiliyat başka. Politikalar bu. Bir de arkadaki tabii stratejik denkleme baktığınızda tutarlı bir 25-30 yıllık politikayı görüyoruz. Hani öncelerini hiç saymıyorum. Molla Mustafa Barzani'nin Sovyetlere kaçması, Sovyetler binbaşısı olması, oradan destek alması, sonra İsrail Amerika tarafından desteklenmesi ve sonra terk edilmesi. Hani 70'ler, 80, oralara daha hiç girmiyorum. Ama bu özellikle Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra gelinen süreçte siz eğer Türkiye himayesinde Kürdistan lafına inanıyorsanız hayal görüyorsunuz. Hayalden öte rüya görüyorsunuz. İyimser bir tahminle, yorumla. Tabii şimdi birazdan belki detayına gireriz. Orada Türkiye'nin bazı ekonomik yaptırımları Kuzey Irak'a karşı dillendirildi. Peki, evet. Ne yapacak Türkiye? İşte bu dillendirilenler hani... Bu bana kapatılacak mı? Yani kapatılsa ne olur? Şimdi şöyle ben şunun altını çizmek istiyorum. Bu bana meselesi transit güvenliği, enerji çalışmalarının, enerji güvenliğinin en önemli boyutudur. Çünkü kaynak akışını kontrol eden kaynağın kendisini kontrol eder. Siz o ikmal yollarını, güzergah yollarını kendi elinizde kontrol edebiliyorsanız, yani vanayı tutabiliyorsanız, kaynağa hükmediyorsunuz. Size rağmen o kaynak sahipleri o kuyuları orada çıkartıp çeşitli yollarla açık denizlere ulaşamıyorsa aslında o kaynak da yok demektir. Şimdi Türkiye'nin eli bu açıdan çok güçlü. Teorik olarak çok güçlü bizim elimiz. Kesilir mi, kesilmez mi? Buranın cevabını idare, hükümet belirleyecek, hükümet verecek. Şimdi bizim işimiz, biz fikir üretiyoruz. Diyoruz ki ben 10 gün önce bunu söyledim. Vana bizim elimizde, biz güçlüyüz. Karar kolay değil ama alınabilir. Bence uyarı kesintisi yapılmalıdır. Ama bunun tabii detayları var. Nasıl yapılacağı var. Hangi yolu izleyeceğimiz var. Bana kalırsa benim önereceğim ilk etapta bir kesintiye gidilmesi, tümden durdurulmaması. Bu sayede orada birçok bakım petrol şirketi var dedim, birçok ülkenin. Bu sayede her bir yönetimini de farklı petrol şirketleriyle ihtilafa sürükleyebilirsiniz. Bir yol olarak bunu izlerseniz. Çünkü söz gelimi 700 bin varil, 350 bin varil satabileceksin, 350 bin varili durduruyorum dediğiniz zaman o 350 bin varil hangi petrol şirketinin olacak? Yani Irak, Erbil, Barzani doğrudan sadece, satmıyor. Olay sadece bölgesel şey, ilişkiler değil. Yani farklı sahalardan işte Tak Tavke diğer sahalardan farklı petrol şirketlerinin petrolü satılıyor. Yani Barzani alıp kendisini sat, onu sattığı zaman o petrol şirketlerine payını vermek zorunda. Rosneft örneğinde ön ödemeli olarak bunu zaten sağlamak zorunda 2 yıllık anlaşmayla. O şirketler arasında bir ihtilafa oynayabilirsiniz. İyice detaylandırılır, araştırılır. Çok mantıklı. Yani hiç belki de bu konuşulmadı ama. Ben ilk başta öyle bir yol izlerim ve bu sayede de 3 aylık müzakereye çekerim. 1 Ekim'de bunu başlatırım. 1 Ocak'a kadar uygularım. Ondan sonra tepkilere bakarım. Ha şimdi tabii şu da var. Yani ben bunu ilk 10 gün önce bana bizim elimizde işte bunu uygulayabiliriz dediğim zaman belki çok ciddiye alınmadı ama Cumhurbaşkanı 3 gün önce böyle bir açıklama yaptı.
Bu açıklamanın kendisi bile bence önemli. Yani en üst ağızdan böyle bir şey dile getiriyor bir ülke. Önemli bir açıklamadır. Tabii ondan sonra Türkiye'de Erdem Bey çok ciddi bir Barzani lobisi var. Şimdi hemen ben baktım, bazı şirketler, bazı sözcüler, yok işte oradaki aslında bizim de bizim üzerimizden akıyor ama işte biz de transfer ediyoruz. Büyük darbe görürüz. İhracatımız çok büyük darbe görür. Hemen bu lobiler, oradan kazananlar. Değil mi? Oradan kazanan, acaba oradan kazananlar kim? İhracat yapanlar ticaret kim? Milliliğin biraz daha önüne çıkıyor. Önüne çıkıyor şimdi. Oraya ihracatını büyük firmalarımız yapıyor diyelim. Ama tekrar söylüyorum, biz burada ulusal güvenlik meselesinden bahsediyoruz. Bunda ne hiçbir şey geçemez. Türkiye ile Portekiz arasında bir ticaretten bahsetmiyoruz. Şimdi bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı, bence Türkiye'nin uzun yıllar sonra ilk defa İran, Irak, bölgesel ülkelerle bir işbirliği ve bir koordinasyon sağlaması çok büyük bir jeopolitik hamle. Hiç kimse hafife almasın. Yani ben oradaki tatbikat hafife alan yorumlar görüyorum. Hiç kimse hafife almasın. Bence çok yanlış bir bakış açısı. Neden? Bakın, bunu dikkate alması gerekenler alıyor. Nasıl alıyor? TSK Habur'da tatbikata başladı. Sabahında hemen yarım saat sonra Rudav, Barzani'nin medyası şöyle bir algı operasyonu yaptı. Biz Rosneft'le gaz boru hattı anlaşmaları da yaptık. Haber bu. Şok bir haber. Tabii ilk önce sabah şok bir haberle uyanıyoruz. TSK burada işte şeye başlıyor, Silopi'de tatbikata başlıyor. Yarım saat sonra başka bir cevap geliyor. Ben hemen Rosneft'in resmi sitesine baktım. Henüz bir anlaşma yok. Müzakereler devam ediyor diyor. Rus kartını oynuyor yani. Evet, şimdi Barzani ise anlaşma yaptık diyor, Rus kartını oynuyor ve Türk medyası da o algıya düşüyor, anlaşma yapıldı gibi yayın yapıyor. Şimdi bakın, dikkat edin, demek ki o tatbikat birilerini rahatsız etti. Yani birilerinin küçümsediği tatbikat başkalarını rahatsız ediyor. Ayrıca özellikle Irak ordusuyla birlikte, şimdi diyorlar ki 30 kişilik, ne yapacak Irak ordusu, 30 bin kişilik kuvvet mi gönderecekti Silopi'ye? Önemli olan orada 30 kişi, 3 kişi, 3 bin kişi fark etmez. Irak Federal ordusunun bayraklarıyla, TSK ile birlikte tatbikata katılması başlı başına bir olaydır. Bunu ve peşine Irak'ın sınır kontrollerini bize devredin, havalimanlarını bize devredin açıklamaları, bunlar çok ciddi jeopolitik manevralardır. Şimdi peki biz bunu yapmayacağız da ne yapacağız? Kesmeyelim, ticaret zarar görecek, biz zarar görürüz. Şunu yapmayalım, biz zarar görürüz. Tehdit etmeyelim, şantaj yapmayalım, biz zarar görürüz. O zaman alternatifiniz ne? Mevcut statüko devam mı etsin? Mevcut yol Kürdistan'ın bağımsızlığına gidiyor. Bunu mu istiyorsunuz? Şimdi açıkça konuşalım. Yani bu mu eğer şeyse? Bazıları halen şunu diyebilir. İşte evet, bağımsız olsun. Böylece Türkiye'nin bir komşu devleti olsun. Türkiye'nin himayesinde gelişsin. Ben o söylemlere hiç katılmıyorum. Katılmıyorsunuz. Peki. Yani şimdi çok iyi özetlediniz ama peki Türkiye bundan sonra ne olur? Yani bu birliktelik devam eder mi? Irak, Türkiye, İran? Ve bunun getirisi, yani şimdi bunun her şeyinde bir bedeli vardır, konuşulur. Eğer siz böyle bir birliktelik yapıyorsanız karşınıza başka kuvvetler gelecektir ve bu birlikteliği bozmak isteyeceklerdir. Bu süreç devam eder mi? Ederse Barzani'nin hamlesi, hareket alanı kısıtlanır mı? Buna Rusya ne der? Bir de bunu aldım size. Ve Suriye'de bunun etkisini de soracağım çünkü ona da döneceğim. Şimdi tabii kilit burada bazı aktörler var. Yani biz tabii ki böyle bir hamle yapıyoruz ülke olarak. Bunun devam ettirilmesi gerekir. Önemlidir. Dediğiniz gibi buna karşıda konumlanan güçlerin buna karşı politikalarıyla, karşı manevralarıyla cevap vereceğini, verdiğini görüyoruz. Burası önemli. Fakat daha önemli olan bölgedeki kilit aktörlerin konumu ve ne yapmak istedikleri. Şimdi biz Kuzey Irak'a konuşurken Kuzey Suriye'den bağımsız konuşmamalıyız. Mesela diyelim ki Van'ı kestik. Ertesi gün şöyle bir yaygara koparmaya başladılar. İşte Türkiye güvenlikli bir transit ülke değil. Bakın zaten işte bütün petrol şirketleriyle Barzani olarak işte bizim de başımız belada Türklerle. Sadece bize değil, dünya enerji güvenliği için bu Türkler tehlike. O zaman ne yapmalıyız? Güzergah çeşitliliği yapmalıyız. O zaman ne yapalım? Kuzey Suriye'den geçirelim. Şimdi bu söylemleri de BCD planları yapmış olabilirler. Şimdi çok dönüyor sosyal medyada işte Hayfa'ya Irak üzerinden. Ben ona çok ihtimal vermiyorum. O kadar kolay değil. Yani aşağıda siz 1 milyon Haçlı Şabi işte Iraklı güçlerle o işi o kadar kolay yapamazsınız. Deriz orada kıyamet koparken.
Şimdi kaynak Kuzey Irak'ta, güzergah Kuzey Suriye'de. Demek ki Kuzey Irak politikasıyla Kuzey Suriye politikası birdir. Bütünlükçül bir açıdan bakılmak zorundadır. Manzara budur. Peki burada temel aktörler kimdir? Temel aktörler Amerika Birleşik Devletleri'dir ve Rusya Federasyonu'dur. İşte Rusya'nın özellikle Rosneft üzerinden bölge kaynaklarına erişmesi, bir güvenceye gitmesi, bunun yanında Kuzey Suriye'de yaptığı faaliyetler, Suriye ordusunun önce Palmira, şimdi de Deir ez-Zor'da Fırat'a ulaşması ve orada PKK-YPG ile çatışmalara girmesi, karşılıklı sert ifadeler, Amerika ile Rusya arasındaki dönüp dolaşıp bizi pazarlığa götürecek. Şimdi bir yandan Amerika'yı Rusya Federasyonu kendi savunma bakanlığının resmi açıklamalarıyla ciddi anlamda eleştiriyor. Siz orada işi de yardım ediyorsunuz'a getiriyor. Biliyorsunuz orada çok önemli bir Rus general öldürüldü bu saldırıda. Bunun üzerine de Rus uçakları PKK'yı bombaladı. Fakat bir yandan da pazarlık devam ediyor. Yani orada da bir netleşme yok. Zaten Türkiye-Rusya ilişkilerinde tekrar bir ivme yakalandı ama o ivmenin bir üst kademeye çıkmasındaki temel engel de Rusların bu PYD konusunda netleşmemesi. Ve ben 2018 Mart'ına kadar Rusya'nın, yani başkanlık seçimlerine kadar Rusya'nın bu konuda çok netleşebileceğini düşünmüyorum. Rusya içerisinde Türkiye ile birlikte bunun yapılması gerektiğini savunan güçler var. Türkiye'den yana tavır koyan güçler var. Bir de halen daha Batı ile birlikte bazı umutları taşıyan, içerisindeki Atlantikçi, Rusya'nın içerisindeki Atlantikçi güçlü lobiler var. Onlar da PYD'yi destekleme taraftarı. O yüzden Rusya'nın kararı bence burada kilit olacaktır. Çünkü Amerika, İsrail bunlar bir taraf bu meselede. Türkiye kendi ulusal güvenliği açısından doğru bir noktaya geldi bir taraf. İran başka bir taraf. Burada konumu netleşmeyen şu ana kadar Rusya. Çünkü Rus dış politikası da Orta Doğu'da özellikle hem İsrail'e hem İran'a oynuyor. Yani iki tarafla da ilişkilerini devam ettiriyor. Büyük devletler çeşitli aktörlere de oynar. Yani bu da mantıklı onlar açısından. O yüzden hani Türkiye-Rusya ilişkilerindeki ben kırılma noktasını Rusya'nın PYD konusundaki tavrına bağlıyorum. Peki yarın ne olacak? Şimdi Putin geliyor. Vladimir Putin. Önemli bir ziyaretten bahsediyorlar. Stratejik ortaklık kurulacağı, ticaretin geliştirileceği, S-400'lerde bir anlaşma sağlanacağı, Türk akımının ilerleteceği, yani birçok şeyler iddia ediliyor. Özellikle de Suriye'de, İdlib'de bir operasyon konuşuluyordu zaten. Bu içeride dışarıda nasıl olacak, nasıl planlanacak, çatışmazlık bölgeleri ne durumda? Yani Suriye'deki çatışmazlık bölgelerin durumu ne, son durumu ne? Bakın şimdi jeopolitikte SAT ticaretle stratejik ortaklık kurulmaz. Olsaydı olurdu. Bunun şimdi, yoluna doğru gidişten bahsediyor. Ticari meseleler diplomasinin, ticari ekonomik çıkarlar gayet tabii ki siyasetin temel belirleyicileridir. Irak örneğinde enerji temel belirleyicidir. Suriye'de bence değildir. Başka faktörler temel belirleyicidir. Ama jeopolitik bakış açısında stratejik ittifak, müttefiklik gibi bir ilişki ticaret üzerinden kurulamaz. Şimdi örneğini vereceğim Türk-Rus ilişkilerinde. 24 Kasım'a kadar, 2 sene öncesine kadar Türk-Rus ilişkileri zirvede deniyordu. Ticaret hakikaten 2014 rakamlarına bakın. 2013-14, işte 15 Türk akımı konuşuluyor. Akkuyu zaten konuşuluyor. Ticari rakamlara bakın. İkili arasında 30 milyar doları aşan bir ticaret var. Zirvesini yapmış, pik yapmış. Çok ciddi bir turist girişi var. 2014 rakamlarına baktığınız zaman 4,5 milyonluk. İşte Türk malları 2013'te 7 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış. Meşhur domatesinden bilmem hani başka sektörlerine kadar. Her şey güllük gülistanlık, her şey güzel görünüyor. Ve o zaman da Rusya ile Türkiye arasında stratejik işbirliği, stratejik müttefiklik gibi söylemler vardı ve boştu. Boş olduğu nerede kanıtlandı? Bakın orada bir uçak düştü. Suriye'de iki güç çatışma noktasına geldi. Bir anda o ticari ilişkiler, sosyal ilişkiler darmadağın oldu. Demek ki jeopolitik bakış açısında stratejik müttefiklikten bahsediyorsanız burada askeri, güvenlik yapılanmalarından bağımsız, siyasi vizyondan bağımsız bunu düşünemezsiniz. Şimdi orada bence temel bir yanılgı var. Türkiye ile Rusya tekrar stratejik işbirliğine, müttefikliğine gitti. Ne yaptı? İşte enerji ticareti şu kadar arttı, mal ticareti şu kadar arttı. Hayır, böyle bir bakış açısı olmaz.
Mümkün değil. Şimdi stratejik bir vizyondan bahsediyorsanız, önce güvenlik algılamasında, evet İdlib'de işte bakın Aslan-6'da çıkan sonuç olarak öğrendiğimiz kadarıyla İdlib'de ortak bir operasyon. Bu bir jeopolitik kırılma noktasıdır. Birlikte aynı noktaya geliyorsunuz demektir. Peki stratejik ittifaktan bahsederken S-400 kilit bir. Çünkü Türkiye'nin güvenlik algılamasıyla ilgili bir değişimi yansıtır S-400. Bu da önemlidir. Ama henüz o stratejik vizyondan daha uzağız bence. Onun somut gerçekleşmesinin birkaç koşulu var. Bunlardan en önemlisi de PYD meselesi. Türkiye'nin çünkü bir tarafta siz boru hattını keserken burada eğer öyle bir politikanız varsa aşağıda da alternatif koridoru bitirmeden bu politikayı taçlandıramazsınız. Terse tepebilir. O yüzden kolay bir karar değil. Bu ikisi birlikte olur. Onu da kimle yapacaksınız? Rusya Federasyonu'na. Rusya Federasyonu şu ana kadar size izin verdi mi? Hayır. Afrin'e müdahale izin vermedi. İleride izin verebilir mi? Verebilir. Ama işte o zaman ne olacak? Bir stratejik ikili arasında stratejik ittifak ilişkisi kurmaya yönelik olarak bir yeniden konumlanma, yeniden politika arayışı olacak. Çünkü hem Rusya'da hem Türkiye'de bu ilişkinin ilerlemesini istemeyen güçlü lobiler var. Bir de ticaret ilerlesin, ticareti arttıralım ama herkes kendi tarafında, kampında kalsın diyenler var. O da işte pilavın içerisindeki, pirincin içerisindeki beyaz taş. Şimdi siyah taş kolay, bunu anlayabilirsiniz. Ama bu ticaret lobileri, özellikle devam ederim, Türk işte inşaat firmaları orada devam etsin, Rus turist buraya gelsin, karşılığında enerji alalım, enerji ticaretimizi ama, yapalım. Ama batıya bakalım. Ama ittifak olarak, siyasi olarak, güvenlik olarak ikimiz de batıdan gelecek işaretlere bakalım. Bunu diyenler var. Bu tehlikeli. Şimdi bu sadece Moskova'nın, daha çok Moskova'ya bağlı olan ama sadece Moskova'nın da verebileceği bir karar değil. Dış gelişmeler çok önemlilerden biri. Şimdi tekrar Trump yönetiminin pazarlıkla da olsa Rusya karşıtı yaptırımları Temmuz ayında genişletme kararı bence ikili ilişkilerde çok olumlu oldu. Ben çok sevindim Rusya karşıtı bu yaptırımların olmasına. Çünkü Türkiye bu yaptırımlara katılmıyor zaten ve Rusya içerisinde de o belirsizlik, hani acaba nasıl bir Batı ile yeniden ilişki formatlayacağız Avrupa ve Amerika ile ayrı ayrı, o biraz daha son buldu, güzel bir adım oldu. Şimdi mesela tekrar bazı güç dengelerini ölçmek için bazı ülkelerin önemli sinir merkezleri vardır, dengeleri vardır. Şimdi oralara bakmak lazım. Rusya'da biliyorsunuz enerji sektörü, yani Rusya'daki ekonomik yapılanma, oradaki yönetici elitler çok önemli. Gazprom'da artık Rosneft oldu, Rus dış politikasını anlamak için. Başında Rusya'nın iki numaralı güçlü ismi, eski istihbaratçı Igor Seçin gibi bir çok kilit bir isim var. Onun yönettiği Rosneft'in, geçen sene yaptığımız programda ne dedik? Çinlere satmaktan sonra da vazgeçtiler. Kalan %20'sini İngiliz BP'den sonra Glencore Katar yatırım ortaklığına sattılar. Şimdi bakın bu yaptırımlar olduktan sonra, yaptırımlar açıklandı 2 hafta önce. O Katarlılara, Glencore'a, Avrupa merkezli, İsviçre merkezli taciri, onlara sattıkları hissenin büyük bir bölümünü kime sattılar? Çinlilere sattılar. Bakın bir cevap geldi. Madem böyle bir yaptırım geliyor Batı'dan bize, o zaman biz de yönümüzü bu tarafa doğru tekrar bir revize edelim. Bu bir süreç. Ve bu sürecin bize yansımaları da olacaktır. O yüzden 2018 Mart'ına kadar belki tam olarak Ruslar burada karar veremeyecek. Orada çok güçlü bir rekabet var aslında görünenin aksine. Ciddi bir muhalefet var Rusya'da. Bir anda sokağa dökülebilecek, döktürülebilecek bir muhalefet var. Yani Putin rejimi o kadar tek adam üzerinden her şeye hakim değil. Orada dengeler var. Bir %50-%50 dengesi de orada var yani. Valla işte yüzdeler üzerinden değil ama başka bir denge var orada. Evet. Devlet yapılanması içerisinde ve işte elitler çerçevesinde, yöneticiler çerçevesinde. Tabii seçimler çok önemli. Yani bundan sonra ne olacağına dair. Ki Putin de biraz da bunu garanti altına almaya çalışıyor. Tabii. Böyle yani 2018 Mart'ında bakalım, şimdi Ekim ayı içerisinde adaylığını açıklaması bekleniyor. Başka sürprizler de olabilir. Gelişmeler enteresan da olabilir. 2018 Mart'ından sonra netleşecektir. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. 2011 yılında ilk Libya'ya operasyon yapılırken Rusya bunu destekledi. Batı ile birlikte oldu. Başkan Medvedev'di. O zaman Putin başbakandı. Ben o süreçte çok iyi içeriden gözlemleme imkanı buldum. Destekledi derken şey yapmadı, çekimser kaldı. Hayır, bunu destekledi Rusya açıklamalarıyla da.
Libya'ya müdahaleyi destekledi. Şimdi Moskova'dayken ben şuna çok tanıklık ettim. Bu içeride büyük kırılmalara sebebiyet verdi. Yani nasıl olur Rusya Batı ile birlikte Libya'ya müdahaleyi destekler diye. Ve Putin'in adaylığını ilan ettikten sonra 2011 sonbaharında yaptığı ilk açıklama, bir daha benim başkanlığımda kesinlikle böyle bir şeye Rusya izin vermeyecek oldu. Ve nitekim 2012'de tekrar başkanlığa döndü. Suriye'de Ruslar çok dik durdu. Suriye rejiminin arkasında durdu. 7 yıl boyunca. Ve Libya'da yaptıklarınızı Suriye'de yaptırmayacağız dedi. Ve bu politika tercihleri, bakın, çok basit tercihler değil. Çok büyük analizlerin sonucunda yapılmış tercihler. Dışişleri Bakanları, onların, Lavrov'un bir açıklaması vardı 2012'de. Biz işte Suriye'de Esad rejiminin arkasında duracağız. Böyle bir yönelim belirledik. Çünkü tarihin doğru tarafında durduğumuza inanıyoruz dedi. Ne diye sordular bu tarihin doğru tarafı? Dünya güç dengeleri Asya'ya kayıyor. İlk önce iktisadi Asya Pasifik'e, sonra da siyasi ve askeri. O yüzden biz tarihin doğru tarafındayız. Biz bu blokla birlikte Libya'da yaptığımız hatayı, yani Batı'yla Libya değil, Asya'yla Suriye. Buranın arkasında duracağız dedi. Şimdi mesela bu çok ince elenmiş, çok iyi etüt edilmiş bir politika tercihi ve dünyadaki güç dengelerini gören bir politika tercihi. 2012, 17, 18 haklı çıktılar ve kazandılar Suriye'de. Kazanıyorlar. Halen de işte Deir ez-Zor'da çatışmalar var. En kritik noktaya gelindi. Bakalım orada ne olacak. Şimdi o yüzden hem iç politikada karar vericilerin, Putin'in vereceği kararlar bu dış dengelerden bağımsız olmuyor. Hem de Türkiye'nin bu konudaki netleşmesinin temel teşvik edicisi işte o kararlar olacak. Onu da süreç gösterecek. Ben sürekli onu vurguladım. Yani Rusya PYD'nin arkasından hemen çekilmeyecektir. Bu bir süreçtir. Ve bundan sonra da şunu diyorum. 2018 Mart'ına kadar çok netleşme beklemiyorum. Tekrar ortada tutacaktır. Tekrar bir yandan flört edip onu çekmeye çalışacaktır. Ama en nihayetinde bir karar verecek. O karar lehimize de olabilir, aleyhimize de. Yarın lehimize olursa, bakın lehimize olursa Türk-Rus ilişkileri ve bölgede ciddi bir stratejik ittifaklığa doğru ulaşılır. Sadece bölge değil, dünyada dengeler değişebilir. Ciddi bir denge değişimi olabilir. Aleyhimize olursa da Türkiye için çok tabii ki zor günler olabilir. Ve Rusya'da dönüp dolaşır, uzun vadede bundan olumsuz etkilenir. Peki yarın ne olacak? Yani yarın Putin'le Erdoğan ne görüşecek? Putin'le Erdoğan tabii en son ÖKB'ye referandumundan tutun, Suriye'deki bu gelişmeler, İdlib, Afrin meselesi ve Türkiye ile Rusya arasındaki enerji projeleri, S-400 alımı gibi projeler olmak üzere bir sürü gündem başlığı var. Ama ben en büyük meselenin Kuzey Irak ve Kuzey Suriye taraflar arasındaki pazarlık konusunun en önemli meselenin şahsen bu olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir pazarlık olacak? Mesela Kuzey Irak'taki bu referanduma Rusya nasıl bakıyor? Şimdi Rusya, şimdi resmi açıklamasına bakarsanız Irak'ın toprak bütünlüğünden olduğunu söylüyor. Çok sıcak bakmıyor ama o da Amerika'da olduğu gibi ikircikli bir durumda. Belki Kürdistan'ın kurulmasını desteklemiyor şu anda ama şu aşamada karşısına da çıkmıyor. Daha demin söylediğim sebeplerden dolayı. Orada kendine iyi bir çıkar alanı oluşturdu Ruslar. Bundan dolayı Rusya da burada ikircikli. Netleşmiş değil. Zaten Rusların Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'taki Kürt politikasında netleşememesi birçok açıdan, tekrar söylüyorum, Türk-Rus ilişkilerinde bir tıkanıklıktır. Ruslar netleşmiyor. Kendilerine göre haklı nedenleri var. Bize göre tabii bu haklı bir neden değil. Sonuçta nihayetinde beni Türkiye ilgilendiriyor. Yani beni Rusya'nın ya da Amerika'nın oradaki politikası ilgilendirmiyor. Ama Rusya'nın yaklaşımını analiz ettiğimizde bu netleşmemenin arkasında ilk önce toprak bütünlüğünü sağlarken kendi çıkarlarını Suriye'de nasıl maksimize edeceği sorusu var. Onlar da Türkiye'ye bazı konularda güvenmiyorlar. Halen daha öyle bir güven tesis edilmiş değil aslında. Onlar da deneyeceklerdir ve iki taraf da aslında bu işi sürece bırakmış. Yani S-400'ler 2 yıl içerisinde geleceği konuşuluyor. Hemen yarın gelmiyor, dikkat edin. Bu bir süreç meselesi. Süreçte taraflar birbirlerini kontrol edecekler. İki tarafta ortak bir yol bulmaya çalışacaklar. Ama ana belirleyici bizden çok Moskova olacak, o dediğim sözden dolayı. Ve bu açıdan yarınki görüşmede o süreç içerisinde görüşmelerden sadece biri olacaktır.
Yani çok özel bir anlam ifade etmiyorum. Peki ne olacak Suriye'de bir operasyon, İdlib operasyonu? Şimdi ortak hareket oluştuğu andan itibaren Rusya'nın biraz da tavrını daha da netleştirmesi beklenir. Değil mi? Beklenir. Biz zaten o beklentideyiz Türkiye olarak. Türkiye zaten bu beklentide. Ama işte o karar vericiler açısından o kadar kolay olmayacak. Şimdi bakın, Rus generalin Suriye'de vurulması çok büyük bir olay. Düşünün, işte uçak düştüğü zaman verdikleri tepkiyi düşünün. Üst düzey generalleri vuruluyor operasyon sırasında. Ama Ruslar tahmin edildiği gibi çok aşırı bir tepki vermediler. Tamam, bir tepki verdiler. Ertesi gün işte YPG mevzilerini vurdular. Kimine göre 45 kişi öldü, kimine göre işte... Sonra vurmadık dediler. Açıklama yapmak zorunda. Oradaki ama kinayeli bir açıklama var. Biz PYD'yi niye vuralım ki? Bakın bu şu demek. Yani vurduk ama niye vuralım ki? Yani vurmaya da biliriz. Akıllı olun, anlaşalım. Şimdi ben bunu şuna benzetiyorum. Tarihten bir örnek vermek gerekirse. 1948 yılında İsrail kuruldu biliyorsunuz, ilan edildi. Tabii İsrail'in 70. yılında da 2018'de de Irak, Kürdistan'ın kurulması projesi var. 2017 referandum, 2018 bağımsızlık. İlginç bir süreç var. İsrail kurulana kadar, resmen ilan edilene kadar Stalin Sovyetlerdeki Yahudileri kullanarak İsrail'i bir batı projesi olarak, İngiltere-Amerika projesi olarak orada kurulan İsrail'i kendi yanına çekmek için çabalamıştır. Diplomasi yürütmüştür. Çok ilginç bir benzerlik görüyorum. Yani son dakikaya kadar Sovyet Yahudileri üzerinden İsrail acaba ben kendi yanıma çekebilir miyim diye bir politika yürütmüştür Moskova. Ne zaman ki bu umutları suya düşmüştür, bu yanılsama, bu illüzyon gerçeklere sert bir şekilde çarpmıştır. O zaman Sovyet dış politikası Soğuk Savaş döneminde 1950'lerden itibaren Araplar oynamıştır. Karşısında bir denge yaratmak için. İşte Mısır'a, bugünkü Suriye'ye, yani sonra 70'lerde tabii ayrılacak uzun bir süreç, tartışma. Ama özellikle Mısır, Nasır, o dengenin Sovyetlerin Arap-Müslüman coğrafyasını desteklemesinin sebebi 1948'de yedikleri kazıktır. Çünkü Türkiye'de insanlar çok duygusal bakıyorlar. Yani burada din faktörü çok önemli değil, başka faktörler çok önemli değil. Devletlerin çıkarları ve karşısındaki güce karşı hakim konumunu dengeleme arayışları söz konusudur. Şimdi ben süreci de biraz ona benzetiyorum. Ruslar da halen daha PYD'yi Amerikalılardan alabilir miyiz? Kontrolü biz tutabilir miyiz? Gibi bir yanılsama, illüzyon var bence. İşte bu umarım illüzyon kısa vadede gerçeğe çarpar. Ve aynı 1919-22 yılları arasında iki tarafın geliştirmiş olduğu stratejik işbirliğinin müttefikliğe orada dönüşmesi, Kurtuluş Savaşı döneminde olduğu gibi o noktaya gider. Zaten 30'lu yıllarda da Türkiye başka bir yola gitmeye başlamıştır. Daha dengeli bence. Batı ile Rusya arasında güzel bir denge kurulmuştur Atatürk. Oraya doğru evrilebilir ama ilk önce bizim burada hani bakmamız gereken, üzerinde çalışmamız gereken alan Türkiye birincisi. Tabii bunu karşı taraftan isterken kendinizin de netleşmesi lazım. İlk 5 yıllık Suriye politikası yanlıştı. Son bir yılda doğru bir yere gelindi bence. Yavaş yavaş doğru, daha da önemli bir noktaya gidiyoruz. Suriye rejimiyle kanallarımız bizim de açmamız lazım resmi olarak. Aynı şekilde... Öyle bir ihtimal var mı peki? Ne görüyorsunuz? Yani en azından konuştuğunuz kişiler, okuduğunuz kaynaklar, Rus kaynakları takip ediyorsunuz, Arap kaynakları takip ediyorsunuz. Ne görüyorsunuz orada? Arap kaynakları çok takip etmiyorum. Öyle mi? Şimdi yeri gelmişken tabii şimdi bu bence Arapça bilmek lazım. Yani Arapça bilmiyorum ve bölgeyi iyi tanımak lazım. Çünkü benim görüşüne değer verdiğim insanlar bölgede yaşamış, bölge dillerini konuşan insanlardır. Yoksa Türkiye gibi her konunun uzmanı işte Rusça bilmeden adam Rusya konuşuyor. Öbürü Arapça bilmeden Arap dünyasını bitirmiş. Bir de bakıyorsunuz televizyonlarda aynı adamlar temel basit bilgilerde hatalar yaparak müthiş bir bazen isteyerek bazen istemeyerek algı yaratıyorlar. Şimdi o konuda çok bilmediğim konuda ben konuşmak istemem. Ama Rus kaynaklardan takip ettiğim, Batılı kaynaklardan takip ettiğim böyle bir emare var. Yani bu da olması gereken, şimdi kafamızda olması gerekenler var, bir de olanlar var.
Bence Türkiye Suriye ile de Şam rejimiyle de bir ortak anlayışa yönelmeli. Özellikle bakın Irak'la, İran'la yapılan bu güzel koordinasyon taktiksel olabilir. Suriye ile taçlandırılmalı. Evet, Suriye ile taçlandırılmalı. Geçici olabilir, kalıcı olabilir, onlar ayrı. Ama ben özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatta Iraklı birliklerle birlikte o verdiği görüntü, o mesajı son derece anlamlı buldum. Bunun devamı da gelebilir. Peki Amerika-Türkiye ilişkileri nereye evrilecek? Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bizim 70 yıllık ve son 65 yılı NATO olmak üzere Soğuk Savaş itibariyle bir Batı kampında konumlanmamız söz konusu. Yıllarca bu şekilde devlet yapısı formatlandı, akademi formatlandı, sektörler ona göre formatlandı, Türkiye'deki sermaye ilişkileri ona göre formatlandı. Burası bence çok göz ardı ediliyor. Yani Türkiye'de böyle bir yapılanma oluştu. Fakat günün sonunda ne ortaya çıktı? 10 yıl önce BOP diyenlerle alay eden insanların 10 yıl sonra bugün aynı noktaya en azından siz haklıymışsınız noktasına geldikleri ortaya çıktı. Şimdi Türkiye'de ciddi bir ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü sorunu var. Ve Türkiye'nin güneyindeki bu devletçiklerin projesinin sahibi ve hamisi de belli. Dolayısıyla Türkiye-Amerikan ilişkilerinin ben Türkiye içerisinde her ne kadar tam bir netleşme olmasa da çok düzelebileceği ihtimalini normal koşullarda görmüyorum. Bir kırılma yaşanacaktır. Buna da herkesin hazırlıklı olması gerekir. Gönül isterdi ki Türkiye her tarafla dengeli bir ilişki kurulabilsin, devam etsin, çıkarları burada olsun. Ama onu da ben tarihte biraz şuna benzetiyorum. İttihat Terakki'yi Almancılıkla çok suçlarlar. Hani bir anda şey yaptı, Almanlarla müttefik oldu ve Osmanlı'yı ani bir şekilde savaşa sürükledi diye. Halbuki Talat Paşa ve diğer İttihat Terakki önderleri bizzat İngiltere'ye giderek İngiltere'yi Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yanlarına çekmeye çalışmışlardır ve çok çabalamışlardır. Fakat beyhude bir çabadır. Çünkü zaten savaşın temel nedenlerinden biri de orada Osmanlı'nın paylaşımıdır. Hani siz katilinizle o çabayı gösteriyorsunuz. O kanallar da sonuna kadar denenmelidir. Haklı görüyorum. Ama bir noktada o iş tıkanıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile de tekrar böyle bir ilişki kurmak vesaire bu denenebilir, deneniyor. Halen daha netleşilemedi. Ama şimdi karşıdaki büyük gücün politikası başka bir yöndeyse sizin o çabalarınız da belli olacaktır. Peki, tarih bize bunu söylüyor. Bakın bu olur olmaz demiyor. Evet. Ben karar verici değilim. Peki Türkiye olası bir operasyon işte konuşuluyor. Yapar mı, yapmalı mı? Özellikle Kerkük, Afrin, Sincar hepsi konuşuluyor, hatta Musul. Böyle bir en azından şu anki Kuzey Irak'taki gelişmelere baktığımızda, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere baktığımızda Türkiye bir askeri operasyon yapmalı mı? Yapmalıysa nereye yapmalı? Yani ben şu aşamada Kerkük'e kadar, hani şimdi insanlar bunu böyle konuşuyor da şimdi 200 kilometre derinliğe kadar bir alandan bahsediyorsunuz. Bu o kadar kolay bir mesele değil. Kaldı ki hadi operasyon yaptınız Irak içerisinde, orada nasıl kalacaksınız? Yani bunlar iyi tartışılmalı. Bir gerçek anlamda bir jeopolitik bakış açısıyla ve askeri güç kabiliyetinizle bunlar ölçülmeli, hesaplanmalı. Böyle yarından öbürsü güne Kerkük'e kadar bir müdahaleye bence hiç gerek yok. Önemli olan savaş tek kurşun atmadan kazanmana istediğinizi yaptırabilmektir. İşte vanalar bir yoldur, başka yolları vardır bunun. Ona karşı başka hamleler gelecektir, sizin de üçüncü hamleleriniz gelecektir. Biz zaten bakın şunu da hani söyleyeyim. Biz zaten burada fikir üretiyoruz. Karar vericilerin işi de hiç kolay değil. Türkiye'nin şu durumunda onu da söyleyeyim. Çok ciddi güvenlik riskleri var. Çok farklı dengeler var. Yani karar vericilerin sivil olsun, asker olsun işleri hiç kolay değil. Biz sadece düşüncemizle belki işte şu olursa şu olabilir diyoruz. Bize bunları söylemek kolay. Çünkü sorumluluk makamında biz değiliz. Olması gerekenleri gördüğümüz kadarıyla söylüyoruz. Evet, olması gereken Türkiye'nin belirli ölçüde ben kesinlikle Afrin müdahalesinin olması gerektiğini düşünüyorum. Kuzey Irak'ta da Irak'la birlikte belki ufak bir müdahale olabilir ama tabii öyle yani Kerkük 200 kilometrelik alan
bunların şu anda Türkiye'nin o konumda olduğu kanaatinde değilim. O kadar hazırlıklı olduğumuz kanaatinde değilim. Sonuçta tanımladığınız çıkar sizin potansiyel güç ve kabiliyetinizden bağımsız olmaz. Şu anda o konumda olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak bölge ülkeleriyle artan diyalogla birlikte ortak nokta operasyonları söz konusu olmalıdır. İdlib'de, Afrin'de buna dahildir. Belki de Kuzey Irak, Irak merkezi hükümetiyle oranın toprak bütünlüğünü tekrar Bağdat'ın sağlayacağı ölçüde düşünülebilir. Ama Türkiye'nin tek başına müdahalesi, bunlar kışkırtmalar da olabilir. Bu konuda çok temkinli olmak lazım. Peki. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok ben sağ olun. Ağzınıza ederim. Sağlık. Yayından diyorum. Başkent Kulisi'nin bu haftada sonuna geldik. Irak'ı konuştuk. Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeleri konuştuk. Arkasından Putin'in ziyaretini ve bundan sonra neler olabileceğini konuştuk. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Herkese iyi akşamlar. Her Başkent Kulisi'ndeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bizim Suriye'nin topraklarını kurduk biz bu cumhuriyeti. Mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmaz. Gazetecilerle aynı çizgiye düşmek demek. Atmasını da genel olarak da çok önemli değerlendirmeler.